Merhabalar, canlı yayına ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün istedim ki yağmur bitmişken sizlerle bahçeden konuşayım. Şöyle bir içimiz açılsın, bir güzel havayı görelim. Birazcık da ekonomi konuşalım. Hani haftaya da habersiz girmeyelim istedim. Hemen başlayalım. Şimdi Joe Biden'la. Joe Biden çok süratli başladı. 43 tane kararnameye imza attı ama Türkiye için geçerli olan, Türkiye için önemli olan birkaç tane de durum var. Bunlar ne bir kere Suriyeli göçmenlerin durumuna dair olanı uzattı. Bu ne demek oluyor? Aslında Biden için evet demokrat, evet Türkiye'yi tanıyor, evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir geçmişi var ama anladığımız üzere çok da farklı bir durum yok. Aynı bir demokrat Orta Doğu'yu birbirine karıştıracak. Yunan lobisinin ve Ermeni lobisinin biraz etkisi altında kalacak. Diğer taraftan Orta Doğu'ya dair bir karar daha. Biliyorsunuz 2018'in Mayıs'ında Trump İran'la olan nükleer anlaşmadan çekilmişti ve İran'a ambargoların uygulanacağını söylemişti. Bu ambargoların başında işte İran'dan petrol almak, o ürünleri almak gibi şeyler geliyordu. Normalde İran için ciddi anlamda bir dünyaya açılma söz konusuydu. Orta Doğu'da yeni bir baş olabilecekti İran eğer nükleer anlaşma devam ediyor olsaydı ama durum böyle olunca İran'ı biraz yalnızlaştırma politikasına gidildi. Şimdi Biden'ın tekrar bu nükleer anlaşmaya dönülmeli demesiyle beraber anlaşılan o ki çok fazla İran'ın hem tekilleşmesi hem ciddi anlamda kendine bir müttefik toplamasına izin verilmek istenmiyor. Müttefiğin Türkçesi de ne demek oluyor? Türkiye, Çin, İran ve Rusya. Rusya yalnızlaştırılmaya çalışılıyor biliyorsunuz. İran tekilleştirilmeye çalışılıyor. Çin tekilleştirilmeye çalışılıyor. Çünkü Çin ciddi anlamda eğer güçlenir ve bu üç ülkeyi kendi desteğini alırsa çok ciddi anlamda Amerika'nın hükümeti için, Amerika'nın gelişen ekonomisi için problemler olacak. Nitekim Çin'de süratli bir şekilde kendini geri topluyor olması Amerika'yı endişelendiriyor. Çünkü Amerika'da hala çok yüksek vakalar açıklanıyor, mutasyonlu vakalar açıklanıyor ve ekonomi beklenenden iyi de gitmiyor. Ve bu arada ekonomi yönetiminden Yellen, Biden ve Powell'dan da o kadar Amerikan hükümetinin veya Amerikan temsilcilerinin, Amerikan halkının istedikleri şeyler de süratli çıkmıyor. Nitekim durum böyle olunca da bir yalnızlaştırma politikası haricinde de ellerinde bir şey kalmıyor. İşte bu nükleer anlaşma, Suriyeli göçmenleri ilgilendiren konular, Biden ilk göreve geldikten sonra ilk Karadeniz'de Rusya ile resleşme, bunlar tesadüf değil. Peki bunlar nasıl etkileyecek bizi? Bir kere komşularımız olduğu için dolarda düşecek algısının ortadan kalkmasına neden olacak. Siz şimdi dolarda yakın vakitlerde özellikle Mart'a doğru ciddi artışlar göreceksiniz ki Şubat'ta aslında çok kritik zamanlar var. Şubat'ta da olanlara dikkat edin derim. Şimdi baktığımız zaman altın ve gümüş. Gümüşe Reddit kafayı taktı. GameStop, Reddit bunları çok sık sık duyar oldunuz. Biliyorsunuz küçük yatırımcılar büyük yatırımcı yer mantığıyla ilk defa bir finansal isyan gerçekleşti. 2008 yılında Bitcoin de buna benzer bir hamleyle çıkmıştı. O da teknoloji anarşistlerinin geleneksel dünyaya altına, gümüşe, bilindik emtialara ve dolara mahkum eden sisteme karşı Bitcoin ortaya çıkmıştı. Bu da bir finansal aslında kalkışma diyebiliriz. Biliyorsunuz biz kalkışmaya alışkınız. Kalkışma çok değişik stratejik bir kelime ve finansal bir kalkışmayla da karşı karşıyayız. Redditçiler şunu açıklıyorlar. Gümüş 1000 dolar olur mu diye sorular çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Pek çok yorumcu da bunu yorumlamaya başladı. Ben de biraz bir şeyler söyleyeyim. Bir kere gümüş ve altının artması için biraz aşı haberleriyle normale dönmenin gelmesi gerekiyor. Çünkü altın evet kaosu sever, riski sever ama birazcık artık düzlüğe de çıkmak istiyor. Çok belirsizlik var. O nedenle altından ümidini kesenler çok ciddi kaybedecekler. Gümüş yeşil enerjide, fabrikalarda, sanayide altına oranla çok daha fazla kullanılan bir emtia olduğu için demir, bakır ve diğer emtialarla beraber tekrar yukarıya doğru gidecek. 25 dolardan 1000 dolar olur mu bilmiyoruz ama bu eğer küçük yatırımcılar gümüşü radarlarında tutmaya devam ederlerse ciddi bir etkileme göreceğiz. Ama gümüş yatırımları da süratle artıyor. Yani bir miktar almanın da bir zararı yok gibi en azından
azından bir gözümüzü kulağımızı orada tutalım değil mi? Ama dediğim gibi tekrar altın çizeyim. Hiçbir emtiaya körü körüne de yapışmıyoruz. Mutlaka sepet, sepet, sepet. Peki önümüzdeki hafta neler olacak? Biliyorsunuz dün kriptolarla ilgili bir Elon Musk son işlem gününde çılgın bir artış oldu. Bir gün içerisinde 5600 dolarlık bir artışla ilk hedef olan 38.700 dolara aştı. 37.200'ü zaten aştıktan sonra ikinci hedef olan 38.700'ü aştıktan sonra 41.000'e doğru gidiyordu ama şimdi birazcık kripto paralar satış aldı. Yani çünkü insanlar bu kadar sert bir artışla karşılaşınca neden karımı almayayım dedi. Bu da çok doğru çünkü bir süredir yatay seyrediyordu. 32.000'den alanı bile sevindirdi. Bu satışlar normal. Peki bundan sonra ne olacak? 61.000 dolara doğru gideceğiz. Nisan başında ben 61.000 dolarları bekliyorum. Yıl sonuna doğru da 78.000, 83.000 bandında bekliyorum ama tabii bu aralarda çok sert düzeltmeler, çok sert satışlar da gerçekleşecek. Reddit'in gümüş ilgisini konuştuk. Ben gümüşü hareketlendireceklerini düşünüyorum. %5 bir gün, %11 de bir gün arttı. Ama daha bunun çok yolu var. Özellikle endüstriler, sanayiler açıldıktan sonra biz gümüş ve altın fiyatlarında güzel yerleri göreceğiz. Hemen 2020 pandemisine gidelim. Mart ayında altın ciddi şekilde düştü, değil mi? Şu anda 1841-1857'lerde böyle direnmeye çalışıyor. 1857 dolar, ardından 1906 dolar, altından ardından da 1951 dolar önemli destek noktaları olacak altına. Şu anda önemli eşikleri aşmanın peşinde, aşı haberlerine, aşı günlüğüne odaklanıldı. Türkiye'de mutasyonlu virüsün artması ve diğer ülkelere de sıçramış olması bir nebze altının yükselişinin önüne geçiyor. Ama bakın altını hemen altın çiziyorum. Altın Konseyi'nin açıkladığı veriler de bunu gösteriyor. Altın bazlı fonlara ilgi 2009 yılından bu yana en fazla. Bu demek oluyor ki siz ilginizi çekerken emin olun başkaları alıyor. Şunu soracaksınız. Herkes kaybederken bunun kazananı ne? Ve herkes kazanırken de bunun kaybedeni kim diye bakacaksınız. Yatırımlarınızda istikrarlı olmak zorundasınız ve altın, altın, altın diyorum. Altın yatırımları süratle artıyor arkadaşlar. Siz düşüyor diye ahlanırken vahlanırken büyük yatırımcılar ciddi anlamda gözlerini kulaklarını altına çevirmiş durumdalar. O nedenle lütfen morallerinizi bozmayın. Bu kadar net ve kesin şekilde konuşuyorum. Eğer ki 390'lara düşse bile 390'dan bile alan olacak. 380'den alan olacak. 250 liraya kadar düşse bile alan olacak. Hiç merak etmeyin. Çünkü altın bu zorluktan çıktığımız anda öyle bir sıçrama gerçekleştirecek ki ve bu da uzak değil. 21 Mart, 21 Nisan arasında altında ve gümüşte çok sert hareketleri göreceksiniz. Biden Şubat ayını belli ki birbirine katarak hareketlendirecek. Teşviklerle ilgili gelecek. Bunların hepsi altını kızıştırırken, altının altını ateşlerken asıl artış ciddi anlamda Mart Nisan'da olacak. Ha ben size sürekli tarih veriyor, ilerliyor derseniz şu anda aslında şöyle bir durum var. Altın gerekli bütün sinyalleri toplarken size sonuç vermiyor. Ama bu sonuç eninde sonunda gelecek. Çünkü siz bir yayı ne kadar bastırırsanız bastırın eninde sonunda en yüksek seviyelere sıçrayacak. Kripto paralarla ilgili. Şimdi Reddit gümüşe kafayı taktı diyoruz. Reddit aynı zamanda altını da bir şekilde güçlendirecek ama Reddit'in diğer anlaşması olan ve Nisan'da biz bunu konuşmaya başlayacağız ama önden ben size söyleyeyim. Ethereum. Zaten iki gün önce herkes bunu konuşuyor programında da zaten söylemiştik bunu. Reddit demek küçük yatırımcının Ethereum'a ilgisi artacak demek. Ethereum'a girişler olacak demek. Elon Musk gibi dünyanın en zengini Twitter'ına Bitcoin yazdı. Twitter CEO'su Twitter'ın biosuna Bitcoin yazdı. Bunlar boşuna değil. Elon Musk'la beraber çok farklı kurumsallar da tekrar girişlerini gerçekleştirecekler. Grayscale, Guggenheim buralardan bir çıkış yok, bir panik yok. Şu anda kurumsal yatırımcı sabit, sakin duruyor diye düşecek demek anlamına gelmiyor. Bana göre artık 30 bin doların altını gördüğünüz anda Bitcoin ve Ethereum almak mantıklı. Çünkü ne olursa olsun hala Bitcoin'in çevresinde evriliyor bazı hikayeler. Yani Bitcoin'i öksürse eninde sonunda Ethereum'u da ve diğer paraları da yanında aşağı çekecek. Chainlink, Ethereum, Uniswap, AAVE diye yazılı, AV bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bunlarda ne gibi fırsatlar olacağını herkes bunu konuşuyor programını izleyerek bir bakın. Orada biz Eren Caner'le böyle net net verdik hangileri ne olacak diye. Ama kripto paralarda ben söylüyorum. Ben altıncıyım, her zaman altını desteklerim ama Ethereum'un hikayesi de inanılmaz dikkat çekici. Ethereum'un hikayesi, Ripple mesela
davalı olmasına rağmen neden Ripple bugün yükseliyor? Çünkü emin olun Ripple'da yakın bir zamanda SEC'teki insanlarla oturacak ve diyecek ki gelin biz barışalım, anlaşalım, ben yükselsin. Ripple bekleten çok ciddi bir kesim var. Ama yine de mesela kriptoya mı gireceksiniz? Bir kısım Bitcoin, bir kısım Ethereum ve bir kısım TL'de durmak, sepetinizde TL'yi biraz hazır bekletmek mantıklı. Ripple'da eğer unutabileceğiniz bir para varsa orada bekletmek mantıklı. Çünkü dediğim gibi 32 centlik olan Ripple'dan diyelim ki 10 bin liralık aldınız. Bu size eder dünyanın Ripple'ı. 1 dolar olduğunu düşünün, neler neler. Ve şöyle söyleyeyim, şimdi kripto paralarda bir günde Elon Musk'ın biosuna yazmasıyla 30 bin dolar, 35 bin dolar, hatta bir adam 95 bin dolar kazanmış. Bu gibi hikayeler tamam, tabii ki de çekici, ilgi çekici ama lütfen kendinizi kaptırmayın. Çünkü en düşükten alıp en yüksekten satmak gerçekten en profesyonel trader'a bile bazen nasip olmuyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi paket, sepet. Ama siyasi anlamda Türkiye'yi zorlayıcı açıklamalarla pazartesi gününden itibaren baş etmek zorunda kalacağız. Bunlar boşu boşuna Orta Doğu'yu karıştıracak haberleri hafta sonuna beklemezler. Önemli açıklama hafta sonundan gelir. Enflasyon. Ekonomistler enflasyonun zirve yapacağını söylüyorlar 14 ayın. Burası kritik. Fiyat istikrarı diyoruz, enflasyon diyoruz. Enflasyon hala ciddi anlamda bizim problemimiz. Ne zamana kadar derseniz, işler rayına oturana kadar, 2021'i unutun, 2022'lere kadar enflasyon bize çift tanelerde olacak. Lütfen ona göre hareketlendirin yatırımlarınızı veya bekleyin. Şu anda tasarruf etmek her şeyden daha zor hale geldi. Çünkü insanlar artık nedir? İnsanların artık atacak kurşunu kalmadı. Bir şekilde bir şeyleri satarak, bir şeyleri likide çevirerek yaşamaya çalışıyorlar. Nitekim 2020 yılında düşükten en fazla altını Merkez Bankası'nın alması, rezervlerini toplayabilmek için en fazla altını Merkez Bankası'nın satması da bunların hiçbirisi tesadüf değil diyorum. Böyle kapatıyorum. Çılgın bir hafta sonu. Siz pek fazla verilere yansımıyor olsa da emin olun o kadar farklı haber akışlarıyla pazartesi günü karşılaşacağız ki. Ama dediğim gibi kripto açısından kritik bir hafta. Şu anda gözlemdeyiz. Bir pazartesi olsun, bir Amerika uyansın, bir bakalım neler oluyor. Orada göreceğiz. Çünkü cuma günü yapılmasının, Elon Musk'ın aslında hafta sonuna bir gün kala bunu açıklaması da tesadüf değil. Bu insanlar kapalı piyasalarda mesela altın borsası, gümüş borsası veya normal borsalar, normal vadeliler kapalı ama kripto borsası açık. Şimdi o yüzden burada bir çark dönüyor ne yapılması gerekiyor diye. Kara pazartesi falan olmayacak ama 30 bin dolarla 33 bin dolar arasında kendine yer edinmeye çalışan bir Bitcoin görebiliriz. Ama pazartesinden itibaren kurumsalların çılgın alımlar yaptığını da göreceğiz. Bu GameStop olayı bitmedi, daha devamı var. Bu küçük yatırımcı üzerine çok ironik bir şeyle bitirmek istiyorum. Janet Yellen ne dedi? Ben piyasayı kendi işine bırakacağım. Yani büyüklerin yönlendirmesine izin vermeyeceğim dedi. O zaman neden bu Reddit'in üzerine Beyaz Saray salındı? Aslında Yellen'la mantıklı bir şey söyleniyordu. Wall Street değil Main Street etkili olacak deniliyordu ama şimdi ilginç bir şekilde piyasayı serbest bırakmalı herkes diyenler hükümeti müdahaleye çağırıyorlar. Çok ironik günlerdeyiz. O nedenle siz verilerde bunu net şekilde görmüyor olsanız bile inanın ekonomiler ve piyasalar çok farklı şeylere gebe olacak. Lütfen takipte kalın diyorum. Sakin olun, sabırlı olun. Bitcoin artıyor diye veya Bitcoin düşüyor diye panikle yapılan bütün satışlar size aynı şekilde zarar olarak gelecek. Kendinizi kaptırmayın. Stratejinizden ve sabrınızdan bir şey eksiltmeyin. Lütfen sakin olun. Değişik günlerde izliyorum. Böyle kapatıyorum. Yorumları ve yorumlarınızı lütfen benden eksik etmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Bu yolda beraberiz. Ben dediğim gibi eminim ki benden başka hiç kimse yatırımlarını bu kadar şeffaflıkla size açıklamıyordur. Ben sizi dev bir aile olarak görüyorum ve bu aileyle beraber hareket etmek istiyorum. Dediğim gibi 2021'de de en büyük hedefim hep beraber kazançlı bir şekilde bu kritik piyasa şartlarından çıkabilmek. Görüşmek üzere.